Merhaba değerli izleyicilerim. Ben Canan Bektik. Türkiye'nin tek ve ilk iş kanalı olan Business Channel Türk'teyim. Bir Yaşamak Sanattır programında tekrar sizlerleyiz. Evet, bugünkü konumuz her şey bitmiş gibi göründüğünde umudu bulmak. Hiç dünyada etrafa bakıp yeterli olmadığınızı düşündünüz mü? Hiç farklı olasılıklar için dilekte bulundunuz mu? İnsanlar arasında çok daha fazla yargı var olduğunu biliyoruz ve bunun değişimini talep ettiniz mi? Yani hiç insanların arasında yargının olmaması gibi bir talepte bulundunuz mu? Belki yaşamak için çok daha nazik, daha kibar bir dünya için talepte bulundunuz mu? Evet, bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. 2018 inşallah tüm dünyada hiç yargının olmadığı bir dünya olsun. Ve insanların birbirlerine çok daha nazik, çok daha kibar davrandıkları, nezaketin ve evet, nezaketin, o centilmenliğin, o güzel şeyin ortaya çıkması için. Evet. Yine centilmen olsun tüm erkekler. Bayanlar deseniz böyle lady gibi olsun. Çok nazik, çok izin veren. Değil mi? Böyle bir seçimimiz olsun inşallah. Evet. Ya siz aradığınız ancak bulamadığınız şey neyse onu hiç bulamadınız mı? Neşe ya da kolaylık. Ne yapıyorsanız, ne aradıysanız onu bulamadınız mı? Böyle umudunuzun kalmadığı, artık hiçbir zaman her şey çok berbatmış gibi gözüktüğü oldu mu? Biliyor musunuz, bir tüyo vermek istiyorum. Böyle bir durumda bile olsanız, şu an bile olsanız, ki ben bunlara çok örneğim var kendimle ilgili. Her şey o kadar berbattı ki sanki hiçbir umudum kalmamıştı. Hiç böyle bir durumda oldunuz mu? Bu o kadar küçük bir soruyla değişebiliyor ki. Evet, sadece bir soru. Hiç vazgeçmediğinizde ve o soruyu sormaya devam ettiğinizde her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Bunun özü bu. Yani hiç vazgeçmezsiniz. Eğer hiç vazgeçmezseniz ve talepleriniz sürekli olursa, seçimlerinizle devam ederseniz, ortaya çıkmamış bile olsa. Çünkü biliyor musunuz, Titanik'i batırmışız. Yoksa biz seçeriz, anında ortaya çıkar. Bu mümkün. Oraya doğru gidiyoruz. Titanik'i batırdık. Titanik biraz artık yukarı çıkmaya başladı. Belki 2 ay sonra ortaya çıkacak. Belki 2 saat sonra. Belki 2 saniye sonra. Hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla eğer ki tümüyle umutsuzsanız, hiç umudunuzun kalmadığı, her şeyin bitmiş olduğunu düşündüğünüz anda bile olsanız ve seçimlerinizi yaparsanız, taleplerinizde bulunursanız, talep ederseniz, neyi talep ediyorsanız, kendiniz için, dünya için, Türkiye'miz için, çocuğumuz için, eşiniz için, herkes için talepte bulunabilirsiniz. Ve bu taleplerinizde devam ederseniz her şey mümkün olduğunu göreceksiniz. Ve de hiç bırakmazsanız, eğer ki bırakmazsanız o şeye ulaşacaksınız. Bunu bilmeniz çok önemli. Merak edin ve devamlı talep edin. Evet, sevgili Gary Douglas'la 2010 yılında tanıştığımda 2000 ile 2010 yılı arasında hep seçimlerimde devam ettim. Ve bana bir tek şey söyledi. Hiç vazgeçmemişsin ki dedi. Hiç bırakmamışsın ki dedi. Lütfen sevgili izleyiciler, lütfen bırakmayın. Hiç bırakmadığınızda, hiç vazgeçmediğinizde başarı orada. O bir başarı. Onu siz talep ettiniz ve ortaya çıktı. Biz vazgeçersek
O zaman başarı ortaya çıkmayacak. Başarının ortaya çıkması için bizim devam etmemiz lazım. Yola devam etmemiz lazım. Durduğumuzda her şey durur. Her şeyi durdururuz. Ama vazgeçmediğimizde her şey mümkün. Her şey ortaya çıkacaktır. Buna izin vermenizin tek şeyi bırakmamak. Kendinizi bırakmayın ve taleplerinize devam edin. Hiç vazgeçmezseniz nelerin ortaya çıktığını göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Kendinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? O zaman hiç vazgeçmeyin. Evet, umudunuzun bittiği an bile bunu yapabilirsiniz. Çünkü başka ne mümkün? Her şeyi değiştirebileceğiniz tek alan orası. Biliyor musunuz? Seçim yaparsınız ve hedefinize doğru giderken bir bakarsınız ki ortaya sizi etkileyecek, sizi umudunuzu yitirecek şeyler ortaya çıkmaya başlar. Ve siz zannedersiniz ki hiçbir şey ortaya çıkmıyor, daha da kötüye gidiyor hatta diye düşünebilirsiniz. Aman Tanrım dersiniz. Aman Tanrım. Evet, işte bilin ki hedefe çok yaklaştınız. Ortaya çıkan antika şeyler varsa ve sizi mutsuz ediyorsa lütfen hedefe yaklaştığınızı bilin ve devam edin. Vazgeçmeden devam edin. Hiç bırakmayın. Bırakmadığınızda o hedefe sahip olacaksınız. O başarıya sahip olacaksınız. Lütfen kendiniz için bir iyilik yapın ve devam edin. Bakalım neler ortaya çıkacak. Neleri değiştireceğiz. Pes etmemek işin özü. Kendiniz için pes etmeyin. Ve kendiniz için pes etmediğinizde tabii ki tüm evren sizi kutlayacaktır ve tüm dünyaya katkı olacaksınız. Ve mümkün olandan daha fazlasını göreceksiniz. Eğer mümkün olandan daha fazlasını şu anda göremiyorsanız, hiç pes etmezseniz göreceksiniz. Daha fazlasını sadece seçin. İçinde bulunduğunuz o umutsuzluğa rağmen seçmeye devam ederseniz ve bakın göreceksiniz neler mümkün olacak. Neler mümkün. Ne kadar güzel değil mi? Yani geçenlerde bir video çekmiştim. Bayağı bir oldu. Yaz başıydı galiba. Bir Facebook'ta ya da Instagram'da paylaştık. O kadar coşku dolu, o kadar kendimdim ki o videoyu çektiğimde. Ve çok değerli bir bey, tanımıyorum. Ama videonun altına bir yorum yazmış. Diyor ki, bir dakika Canan'ım, adamın kafası karışmış gerçekten. Hani benim bahsettiğim öyle bir dünyayı, öyle bir farklı bir realiteyi konuşuyorum ki, kendisinin içinde bulunduğu, o herhalde sıkıştıran, o duygusal olduğu bir yer var. Oranın ne kadar büyük bir yalan olduğunu görmüş. Ki bana diyor ki, Allah'ım ben nereye bakıyorum? Böyle bir şey var mı? O kadar var gibi ki benim enerji alanım, bilincim o kadar ona gerçeği gösteriyor ki kendi içinde bulunduğu yalanı, yani ben bir dakika neredeyim, nasıl yaşıyorum, bu neredeyim diyor. Bu yalan mı diyor, gerçekten sorgulamaya başlamıştı. Sorguladı ve öyle tatlı bir yazı yazmış ki, yani nasıl bir ilham olduysa o kişiye, ya umut, bir umut ışığının var olduğunu gördü. Ve kendi o yalanın içinden gerçeğe doğru yol aldığını gördü. Ve onun için bir şükran yazısıydı o. Ve karıştı kafası. Yani ben bir dakika hangi yalan içindeyim der gibiydi. Öyle güzel iki satır duygularını ifade eden iki üç satır bir altyazı yazmıştı ki. Gerçekten eğer ki bırakmazsak, eğer ki hiç vazgeçmezsek, bakalım neler ortaya çıkacak. Hiç pes etmezsek. Çünkü düşündüğünüz kadar berbat bir durumda değilsiniz. Eğer bunu bilirseniz, siz yine de berbat bir durumda olduğunuzu iddia edeceksiniz.
Ama asla değilsiniz. Çünkü seçimleriniz var. Çünkü sorularımız var. Çünkü araçlarımız var. Araçsızmış gibi olsak bile, ki ben de araçsız olduğumu düşünüyordum. Ama ne kadar küçük olduğumu düşünüyordum ama ne kadar büyük olduğumu farkında değildim. Atatürk'ün çok güzel bir yazısı var. Lütfen onu görün. Yazın Google'a, size göstersin. Büyük olmakla ilgili çok güzel bir yazısı var. Ben onu gördüğümde bir muhtarlıkta gördüm. Ve dedim ki işte bu, benim aradığım şey bu. Kendisi de demek ki çok kendine küçük, araçsız, zavallı olduğu dönemlerden geçmiş ki büyük olmak için muhteşem bir yazı yazmış. Ve ben o yazıyı çerçeveletip ofisime koydum. Ona merhaba diyorum her zaman. Ve ne kadar güzel bir lider ki, yani kendi liderliği şu, büyük olmanın liderliğini yapmış. Bize onun hiç vazgeçmezsek o yolda olduğumuzu göstermek için. Siz diyor kendinizi araçsız, bitmiş, tükenmiş göreceksiniz. Hiç artık devam edemeyecekmişsiniz gibi gelecek. Kendinizi araçsız da görebilirsiniz. Ama devam edin diyor. Devam edin ki sonra bir bakacaksınız, insanlar size ne kadar büyüksünüz diyecekler. Ve siz gülüp geçeceksiniz diyor. Canım benim, çok güzel sözler, çok. Yani herkes aynı şeyi söylüyor, farklı lisanlarla, farklı kelimelerle. Buradan geçenler bu yolu biliyor ve bunları söylüyor. Hiç pes etmeyin, lütfen. Eğer pes etmek istiyorsanız da edebilirsiniz, böyle de bir seçiminiz var tabii ki. Ama umut, hiç pes etmediğinizde ortaya çıkacak olan şey. Siz her zaman düşündüğünüz kadar berbat bir durumda değilsiniz. Neyin içinde olursanız olun. Hiç vazgeçmezseniz ve seçim yaparsanız, soru sorarsanız her şey mümkün, ortaya çıkacaktır. Titanik yukarı çıkacak ve artık her şey bizim için erişebilir hale gelecek. Evet. Ve potansiyelimizi açığa çıkaracak. Evet. Belki yaşamımız için bunu seçebiliriz. Bu güzel 2018'e girerken kendi yaşamımız için daha nazik, daha kolay, sonsuz bir yargısız alanda olmayı seçebiliriz. Herkesin birbirine keyifli davrandığı, güler yüzle davrandığı, nezaketle ve neşeyle davrandığı bir alan yaratabiliriz eğer seçersek. Bu mümkün. Mümkün değilmiş gibi gözükebilir ama bu gerçek değil. Bu mümkün. Benim dünyam böyle olsun. Yargısız olsun. Herkesin nazik olduğu bir dünya olsun. Evet, birbirine izin verdiği bir dünya olsun. Birbirimizin geleceğini, yaratımlarını, seçimlerini desteklediğimiz bir dünya olsun. Hatta bunu çocuklarımıza da yapalım. Çocuklarımızı güçlendirelim ve çocuklarımız kendisi için neyi seçiyor, onu destekleyelim. O onlara acıtsa bile, o onları acıtıyor olacağını görsek bile, onlara izin verirsek nezakette bulunmuş oluruz. Çünkü onlar yaşadıkları, yaşayacakları olaylarla müthiş farkındalıkları olacak. İçinde bulunduğu seçimler, onların seçimleri umutsuzsa, ona bir alan verin ve bakalım neleri değiştirecekler. İzin verin onlara. Onlar kendilerini nasıl bulacaklar? Evet, bunu yaşadım. Çocuğumda yaşadım. Onun umutsuz olduğu zamanlara izin verdim. Ona seçimlerin olduğunu söyledim, sorularının olduğu söyledim. Ama bunu seçmedi. Okey dedim ben de. Tamam, nasıl istiyorsan öyle tatlım, öyle olsun. Onun seçimine izin verdim. Ve ondan sonra her şey değişmeye başladı. İzin veriş her şeyi değiştirir. Evet, her şey bitmiş bile görünse umudu bulabiliriz. Hiç vazgeçmezsek, eğer ki biz çocuklarımız için hiç
kendimiz için bunu seçersek çocuklarımıza da ilham olabiliriz. Vazgeçmediğimizi, seçimlerimizin yolunda gittiğini, yolumuzda hep seçimlerimizin olduğunu, her an seçebileceğimizi, her an hedefe doğru gittiğimizi bilirsek, o zaman onlara da çok tatlı örnekler teşkil edeceğiz. Bizler yaşayarak o örnekleri kendilerine verebileceğiz. Biz yapacağız, onlar görecek ve onlar da bizi taklit edecek. Eğer ki biz umutsuzluğu taklit ediyorsak, onlar da bizim umutsuzluğumuzu taklit edecekler. Bunu yapmak istemeyiz, değil mi? Hele de çocuklarımıza. O zaman biz her zaman kendimizi seçelim. Kendi hayatımızı güzelleştirmeyi seçelim. Ve hiç vazgeçmeyelim ki kendimizden ve seçimlerimizden. O zaman çocuklarımıza da güzel bir örnek oluruz. Onlar için bir ilham oluruz. Biz bunu onlar için yapmayacağız. Sadece kendimiz için yapacağız. Ve büyük liderler böyle çıkıyor ortaya. Atatürk gibi. Kendi seçimlerini yapıyor ve herkes için ilham oluyor. Büyük olmanın nasıl olduğunu gösteriyor. Eğer seçersek, bakalım biz ne kadar büyüyüz, ne kadar büyük olduğumuzu görmek ister miyiz? Evet, ya herkes bunu seçse, bu dünya neye benzerdi? Ve Türkiye neye benzerdi? Ve geleceğimiz nasıl yaratılırdı? Geleceğimiz çocuklarımız mı? Yoksa geleceğimiz seçimlerimiz mi, umudumuz mu? Geleceğimizi biz çocuk doğurarak mı yaratacağız? Yoksa seçimlerimizle mi yapacağız? Evet, sanki çocuklarımızmış gibi geleceğimiz yaratılıyor ama tabii ki onlar geleceğimiz. Ama sadece bu değil. Bizim seçimlerimiz de geleceğimiz. Hiç vazgeçmezsek ona ulaşacağız. Ulaşılacak bir yerde değil zaten. Sadece birazcık Titanik batmış, o kadar çıkartırız, o hiç önemi yok. Çünkü biz sonsuz bir varlığız. Evet, çok şanslıyız her zamanki gibi. Evet, siz aradığınız ancak bulamadığınız şey ne? İşte seçin, seçin, hedefiniz de olsun. Bakalım, bakalım başka neler mümkün ve hiç vazgeçmeyin. Asla bırakmayın. Bakalım neler ortaya çıkacak, çok merak ediyorum. Lütfen bana da geri bildirimlerinizi verin. Ben de web siteme koyayım. Çok mutlu olurum. Evet sevgili dostlar. Bugün umudumuzu nasıl tekrardan canlı tutabiliriz? Her an bunu seçebiliriz. Buraya baktık. Buraya bir baktık. Çünkü ben bunu çok yaptım hayatımda. Hala da yapıyorum. Daha büyük olmayı seçtiğim için her zaman seçimlerim var. Oldum, bittim, bir yere geldim diye bir şey yok. Hayatımız yeni başlıyor. Evet, çünkü ben 20 yaşında bunları bilmiyordum. Daha sonra öğrendik. Şimdi başlıyor. Neşe, kolaylık, ihtişam. Her an başlıyor, her an. Ben seçersem başlar. O yüzden siz neyi seçiyorsunuz? Neyi seçiyorsunuz kendiniz için? Evet, bugünlük bu güzel konunun, bu konuyu da böyle bitirelim. Bakalım bir dahaki hafta neler konuşacağız, neler yaratacağız, neleri seçeceğiz kendimiz için ve tüm dünya için. Bizi kendimiz için seçmek öğretilmedi, biliyoruz değil mi? Hep bir başkası için seçmek öğretildi. Artık kendimiz için seçsek ve bu aslında sen ben ayrımı olmadan, bu kendimiz için seçtiğimizde tüm dünya için seçim olduğunu bilsek, bu ne yaratırdı? Ama biz öyle yapmadık ki. Biz hep başkası için seçmedik. Kendimizi hep unuttuk. Şimdi artık kendimiz için seçelim. Kendimiz için güzellikler seçelim. Neşe seçelim. Hayatın coşkusunu seçelim. Ve başka ne seçiyorsak, para, ilişki, her şeyi seçebiliriz. Her şeyi. Her şey bizim için mevcut. Ne istiyorsak. Evet sevgili izleyiciler, bir başka Yaşamak Sanattır programında tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Ve umudunuz bol olsun diyorum.
Lütfen eğer umutsuzsanız bizi arayın. Size küçük bir bağır seansı yapalım. Ve bakalım umutları nasıl tekrar coşturalım. Tekrar hayatımız canlansın, neşelensin, dinamik olsun. Başka neler mümkün? Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.